Dördüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Necdet Türker'in yönetiminde gerçekleştirildi. Bölge ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda 2015 yılının ilk 9 aylık değerlendirmesi yapıldı. Yeni başlayan, devam eden ve koordinasyon gerektiren yatırımların ele alındığı toplantıda Vali Yardımcısı Türker fiziki gerçekleşmenin yetersizliğinden söz etti. Değerli bölge müdürlerimiz, müdürlerimiz, koordinasyon kurulunun çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, ben de Aydın'a yeni atanan bir vali yardımcısı olarak bu görevde görevlendirildim. Sayın valimizin çok selam ve başarı dileklerini iletmek istiyorum. Kendisi benim katılmam istedi. İlimizin dördüncü dönem, yani son dönem yatırımları değerlendirme, artık koordinasyondan ziyade değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii genel bir özet sunayım müsaadenizle. Tabii 9 aylık bir dönemden sonra bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Tabii yatırımlar yapılabildiği kadar yapıldı. Fiziki ve nakdi gerçekleştirmelere bakacağız. Ben önce bir kısım rakamlarla size bir ışık tutayım. 95 yılı itibariyle ilimize tahsis edilen ödenek miktarı 465 milyon 212 bin TL. Bunun 193 milyonu harcanmış. Yani %41 fiziki gerçekleşme. Pardon, nakdi gerçekleşme. Sektörüne göre de %50 fiziki gerçekleşme var. Tabii bunu sorgulamamız lazım. Yani yıl bitmesine rağmen %41 gerçekleşmede niye kaldık? Bunu kurumlar, özellikle yatırımcı kuruluşlar kendisinin biraz sorgulaması lazım. Muhtemelen valilik olarak biz de sorgulayacağız. Burada tabii devam eden projelerle beraber 2.166.161.000.000'luk da proje başlamak üzere olan süren proje toplamı var. 272 devam eden projeden de 50 tanesi tamamlanmış. Bunlar tabii yıllara sari büyük projeler olabilir. Tamamlanmadığı için hani sayı çok bizim moralimizi bozmamalı ama fiziki gerçekleşmede biraz sıkıntımız olduğu gözüküyor. Burada birinci sırayı, yani koordinasyon ve izleme, yani yatırım izleme toplantısının ana gündeminde birinci sırayı İl Eğitim Müdürlüğü alıyor. 162 milyon TL ödeneğiyle birinci sırada. İkinci sırada 124 milyon 688 bin ödenekli Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü. Üçüncü sırada da 59 milyon 986 bin TL ödenekte Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü gözükmektedir. Tabii eğitim sektöründe İncirlova, Sandıklı, Nazım Topçuoğlu İlkokulu, 8'de Derslik Kuyucak İlkokulu, böyle çok saymak istemiyorum. Milli Eğitim'de ciddi yatırımlarımız var. Bunların çoğu bitirilmiş ama devam etmekte olanlar var. Umuyoruz inşallah en kısa zamanda başarılı ve kaliteli biçimde bu yatırımlarımızı tamamlarız. Devlet Su İşleri'nin Gökbel Barajı'nda %48, Dalama sulaması, Bozdoğan Havası sulaması, sağ sahil ikmalinde %45, Koçarlı Bağ arası gibi sulama ve gölet projeleri de devam ediyor. Bir kısmı tamamlandı. Karayollarında en önemlisi Kuşadası şehir geçişi, iki adet köprülü kavşak, çevre yolu gibi yine karayollarımızın yani çağdaş günümüze uygun yatırımlarıyla devam ediyor. Demir yollarında, sağlık alanında, enerji alanında, kültür alanında yine ciddi yatırımlar devam ediyor. Yani yatırımın fiziki gerçekleşmesi yanında kalitesi, kalıcılığı da sorgulanmalı. Bu da bizim hem işimizi iyi yapmamız noktasında hem de kamu kaynağını gerçekten amaca uygun kullanmadan bize rehber olacaktır ve bizim kalitemizi, işimizin kalitesini artıracaktır. Bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun temennisiyle ben sözümü bitiriyorum.